Merhaba arkadaşlar, ben Cevat ve bugün Orçun'la Clio RS'i inceleyeceğiz. Merhaba RS 2001 Cevat. Model ve gayet tatlı. İç gösterme 172 beygirine. Aynen. Normal Clio gibi duruyor zaten. Sembolün kısası. Bir altı Clio gibi duruyor ama can acıtır. Aynen. Biraz öyle bir şey var. Sesi yırtıcı. Modifiyeler yapılmış. Aynen. Stok değil aracımız. Tam neler yapıldı Orçun? Onu anlatabilir misin bize? Çok fazla bir şey yok aslında. Sıfır, hani ilk alındığında bu araç 172 beygir olarak gösteriyor hani verilerde ama tam incelemeye bakıldığında teknik verilerine 168-169 civarı herhalde diye geçiyor. Dyno'ya çıkarttın mı hiç aldıktan sonra? Hiç çıkarmadım. Yani ileride belki daha henüz düşünmüyorum. Bir iki eksiğim daha var yani kendime göre. Modifiye edeceğim bir şeyler var. Ondan sonra belki çıkarabilirim. Şu an yapılanları da söyleyeyim. Baştan sona, headers'tan sonra komple Okan Baycu yapımı Varex var. 63'lük düz boru. Ortada bir tane tuturcu mevcut gene. Onun haricinde green kutu içi filtre var. Bunlarda kutu içi green şeye baktık mı, verilere baktık mı daha iyi gözüküyor. Yani dyno'da falan daha iyi değer veriyor. Onun haricinde yazılımımız var. Face chip'in yaptığı. Alper Hoca sağ olsun. O kendisi Ares Tunel'le en son yazılımı alıp da yükledi. Bayağı da bir katkısı oldu. Yani şu an yaklaşık... Gerçi ortalama, atmosferik araçlarda yazılım çok hani 10-15 beygir oynamıştır tahminen değil mi? Ya hani 15 beygir oynatmaz normalde tek yazılım. Yani şu anki haliyle muhtemelen tahminim yani 185 aralığında bir şey vardır. Geriye kalan emmemiz olsun, kelebeğimiz olsun. Hiçbirinde port polish yok. Olabildiğince orijinal binmeye çalışıyorum. İşte kozmetik olarak düzeltmeye çalıştık. Yaylar var galiba üstüne Apex'in. Üzerinde aynı. Apex'in 4 santimlik yayı var. Ama bu Türkiye'deki yani çakma Apex'i olanlarla karıştırılmasın. Orijinal Apex var. Ve tam ayarında bir de yükseklik yani. Tam ayarında bir de şeyi de çok iyi. Yani yumuşaklığı, konforu da çok iyi. Ya bir arabayı bastık mı daha çok yol tutuyor diye bir şey yok. Bir anda kopuyor çünkü diğer türlü. Şu an bu gayet yani yerinde. Önündeki lastikler de Goodyear'ın Fins Grip Performance diye bir lastikleri var. O da gayet başarılı. Birazcık yatma olsa da yanakları hani yumuşak olduğu için virajda yatıyor ama alıştın mı o da İzmir gayet asfaltına iyi. Gerçi bu da 1-2'ye sarıyordur. Tabii sarıyor. 1-2 yani gayet sarıyor. Burada bile asfalt güzel olduğu halde sardı çünkü. Aynen sarıyor. Çekimler sarıyor, sırasında. Sarıyor. Yakıt durumundan konuşmak gerekirse 2000 motorlu bir araca göre gayet az yakıyor. 2000 motorlu bir araca göre fazla az yakıyor diyeyim ben sana. Çünkü hani kıyasladığında şu anda 1.6 OTR'lerle bile kıyaslasan hani bir 207 RC olsun, bir Mini Cooper olsun. Polo hani, GTI'den ben Polo kendim GTI örnek olsun. Vermek Heh. Gerekirse 8 litre yakıyordu. Bak 8 litre diyorsun. Bu şeyde mi? Şehir içinde mi? Şehir içi. Normal günlük kullanım karışık yani. Şu an sana şöyle söyleyeyim. Bornova'dan geldim. Buraya hani seni aldım. Şeyden. Karşıya kadar. Şehir içine girdim. Oradan çıktık. Buraya geldik. Ettik. Şu anda 8.8 gösteriyor. Ve gazladık ettik de yani. Aynen. Biliyorsun. İkinci vites sabit. Bayağı gittik çekim yaparken. Şu 8.8'i daha da düşürme şansım olur. Yani şehir içinde 7-7.5 aralarına kadar düşebiliyorsun. Ama aracı değerlendirirsek 2001 model olmasına rağmen bir de 2 litre. Tabii ki. Gayet hani tabii makul. Hani 2000 model sonuçta 16 yaşında bir araç. Yani biz 50'ye bildiğimiz yere kadar 50'liyoruz ama bu arabada daha hiç motor üst kapağı açılmamış yani. Aşağısını bilmiyorum ama sağlıklı gözüküyor. Yani 15 yıllık bir arabaya rağmen hala ben bu değerleri görebiliyorsam
Yani bu araba az yakıyordur. Bir de aracın 0-100'üne bakarsak 7.3 gözüküyor. 7.3 gözüküyor. Yine Polo GTR ile karşılaştırırsak o da hani DSG şanzımanıyla 6.9. 6.9. Hani aynen. 2001 model bir araçla 2013 model bir aracı karşılaştırınca çok iyi rakam. Tabii ki de. Yani o günden bugüne o arabanın yani teknolojisi farklı, bunun farklı. Bir de manuel şanzıman bu. Tabii ki bu manuel şanzıman. Ha bir de ekstra olarak manuel demişken short çiftimiz var. Vites geçişleri çünkü Renault'un bayağı laplup yani sallanıyor öyle diyeyim sana. Hani geçirdim mi? Keyfi. 3'e mi geçtim? Aynen. 3'e mi geçtim? 5'e mi geçtim? Anlayamıyorsun. Bu şekilde biraz daha hani tak tak diye geçişi güzel oluyor. Kronik sorunları var mı senin aklına gelen araç hakkında? Kronik sorunlarımız var. 1.6 Clio'larda olan gibi motorun kulaklarında sorun varmış. Motor kulaklarımızda sıkıntı var. Çünkü bu hani arabada 2000 motor zaten oturduğu yer dar. Bir de hani yüklendiğinde sürekli devir çevirdiğinde ettiğinde hani motor sürekli kasılıyor. Bu nedenden dolayı motor kulağı da hani çok orada fazla görev gördüğü için yani yay mekanizması gördüğü için oradaki lastik ne zamanla aşınabiliyor. Çok pahalı bir parça değil gerçi hani. Yo çok pahalı değil yani orijinalini tahminimce 500-600 civarlarında bulunabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde kronik olarak sensörlerine iyi bakmak lazım. Rolanti valfi kronik bir hastalık bunda. Çünkü sürekli kelebeğin sen de taşıyorsun arkasında. Yanında şu an hazırda aynen, var. Aynen bagajda var bir tane. Almışken iki tane alıyorum her seferinde. Korsalardaki beyin gibi sende Rolanti valfi. Bende aynen Rolanti valfi bir tane bagajda duruyor. O zamanla gidiyor içindeki yaydan dolayı mı artık motordan dolayı mı? Zamanla yani gidiyor dalgalanma yapıyor o da şeyde Rolanti'de. O da bir kronik arıza. Bunlarda bir de Renault'un klasik sorunu olan direksiyon kutusu problemleri var. Biz aldığımda ben zaten taktuk sesleri vardı. Sıfır direksiyon kutusu taktım ben de. Fransa'dan getirttim. Yani şu anda hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Onun haricinde... Farlara değinebiliriz. Farlar biraz zayıf kalıyor çünkü. Evet farlar zayıf. Yani neye göre zayıf dersek... Karanlık yer, çok karanlık yerde zaten hepsi aydınlatıyor. Ama hani böyle bazı anlar oluyor. Yolda arada böyle ışık gidiyor geliyor. O aralıkta... Bazı insanlar bir de klimaya değinmiş. Evet, klima soğutmuyor gibi bir ibare kullanmışlar ama soğutuyor. Yani bakımını düzgün bir şekilde yaparsan hiç problem yok bence. Çünkü ben yazın da kullanıyorum. Gerek Çeşme'ye gidiyorum, gerek İzmir'de yaşıyoruz sonuçta. Yani hakikaten klima sıcak. Yazın full açık oluyor. Aynen, hakikaten sıcak yani şehir olarak. Klimayı açıyorum, hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir şikayetim yok. Bakımla ilgili o zaman. Tabii ki de yani bakımını yaparsan, gazına bakarsan herhangi bir kaçağın yoksa hiç problem olmuyor bence. Yol tuşu demişken bir de frenlerden bahsedeyim. Bu arabanın kendi orijinal frenleri iyi, gayet iyi. Ama hani belli bir şeyden sonra artık değişmesi gerekiyor disklerin de. Bunları değiştirirken ben de orijinal disklerini almayayım dedim. Bir kereden alırken... Upgrade yaptın. Aynen upgrade yaptım. EBC'nin GD serisi disklerini aldım. Yellow Staff balatalarını aldım. Ön tarafı bu şekilde yaptık. Ön diskler EBC'nin GD serisi oldu. Onun haricinde görsel olarak da çok bir şey yapmadık. Şöyle söyleyeyim sana. Görselde işte 182'nin kapı çıtaları var. 182'liğin gene makyajlı yani Clio RS'in. Hı hı. Arka stopları var. O kadar. O kadar. Dışarıdan başka bir şey göremezsin zaten. Fazla oynamaya gerek yok tabii zaten. Yani orijinalini bozmaya gerek yok. Daha iyi. Daha güzel olur yani. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım yaptığımız muhabbet hoşunuza gitmiştir. Güzel bir aracı inceledik çünkü. Yani bize göre güzel. Takipte kalın. Teşekkürler.